Ben yani iki açıdan bakıyorum. Tabii hukuki süreç başlarsa yani e, mahkemeler e, işin içerisine girerse, evet, e, ertelenebilir. Şu günkü şartlarda e, ertelenmesi mümkün değil. Ertelenmesinin bence çok faydası yok. E, yani şöyle faydası yok. Yani ben söylüyorum Galatasaray açısından. Bak Haziranın 30'u diyor e, şey e, savaş. Mutlaka bir yerlerden istihbarat aldı. Haziranın 30'u ne demek biliyor musun? Haziranın 30'u demek transferin artık neredeyse noktalanması demek tabii. ya o haziranın 30'u gelen yönetim ne yapacak hani abi. bu oyuncuların hangisini gönderecek Haziran hangisi? 30 transferin noktalanması değil no, gelen yönetim şey, tam aksine... yol alan alıyor hayır şöyle Onu söylüyorum yol yani alan alıyor. noktalanmaktan kastım tabii ki Eylül Eylül'e kadar e, var da Ağustos'un başında ligler başlayacak tabii. sen haziranın sonu diyorsun Ama... temmuzda transfer yapacaksın bir ay, bir hafta sonra. Hoca belli değil. Bir ay, bir hafta sonra. Kamp yeri belli değil. Hayır bir ay, bir hafta sonra lig başlayacak. Şimdi bunların hepsi bugünkü bulunduğu kriz ortamından daha öte dönebilir. Bir çatı aday çıkacaksa orada teknik adam. Ben sana topozlu. bir şey söyleyeyim mi? Kanaatimi söyleyeyim. Yani ben ben de yaptığım istihbarat. Sen bizden tabii daha öndesin. Estağfurullah. Bir, öyle hiç Ünal Aysal falan gelmez. Öyle bir hayal kurmasın kimse. Ünal Aysal gelmez. İki, Dursun Özbek'i de söylüyorum. Ben Dursun Özbek'i tanıyorsam. ...böyle bir kalabalık bir şeyin içerisine gelmez. Onu da söyleyeyim sana. 30 Haziran'da ne olacağını biliyor muyuz? Ben 30 Haziran'da söyleyeyim sana. Dursun Özbey'in şeyi ne biliyor musun? Net söyleyeyim sana. Yani sen de biliyorsundur mutlaka. Diyor ki ben iki kere burada darbe yedim. Tamam bu net. Üçüncü sayına. bir darbe yemek istemiyorum. Ki ben, kendine göre haklı tarafları ben, var. Tek, mutlaka. tek aday olarak geleceksem oraya... ...tek aday olarak o çekilecek bu çekilecek geleceksem... ...o zaman yani 65-70... Genel kurulun çoğunluğu benim arkamda duracaksa, karar alma konusunda sıkıntı yaşamayacaksam geleyim. Ama yok, böyle hani Eşref Hamamcıoğlu, Ünal Aysal, Metin Öztürk, işte Ali Fatinoğlu, bilmem işte... Ben bazen ismini de saymıyorum. Yani Bak, yani bazen ismini de saymıyorum. Ben, ben Ünal şey... Bey'in Bey başkanlık yapmıştı var, Ünal Bey bu işe girdi. Ünal Bey kongrenin olduğu günde ekibiyle beraber öncesinde de çeşit toplantılar yaptı. Giriyordu, Aldın abi. Bak girmiyordu demiyorum, giriyordu Tek tek burada kimlerle nerede toplantı yaptığını bile sayarım. Ekip hazırdı. Ya toplantı Çok yapılıyor akıl, genelde bak, de. Yani Oynal Bey bu biraz önce saydığım bazı isimler gibi isimlerini bile anmak istemiyorum. Yalandan divandan evrak istedim ben aday olmayacağım. O işte vermediler falan değil. abi. Bey Başkanlığı'nda baktığın zaman hep seneler arasında girmiş iz bırakmış. Ya, Dursun Bey de öyle. Kongrede. Ona bakarsan Sayın, Sayın Dursun Sonrasında... Özbek de evet iki seçim kaybetti. Bunu kaybetmek istemiyordu. Yani etrafında öyle insanlar vardı ki başkanım tek aday olarak birleştirilecek gözüktü. Ben Haziran'da yeniden Dursun Bey'in aday olabileceğini düşünüyorum mesela. Eğer Haziran'a kalırsa bu seçim. Eğer kalırsa. Bu sefer belki ya Galatasaray'ın şu andaki sıkıntısı bir birleştiriciliğe ihtiyacı var. Galatasaray'ın bir duygun yar suat modeline ihtiyacı var. Galatasaray camiası şu Ama anda biz... Duygun yar suat modeli de şöyle oluyor Savaş yani. Şimdi gelirsin 30 Nisan'da bir duygun abi gibi Allah rahmet eylesin. Birisini Allah. gelirsin alırsın koyarsın işin başına. Dersin ki bizi kongreye taşı. Yani şimdi öyle bir formül yok ki önümüzde. Bak 30 Haziran eğer senin aldığın tarih ben şey açısından. Ben başlıyorum. Haziran diyor. 30 olmaz, 23 Yönet olur yöneti Haziran. Yönetim açısından söylüyorum. Not yani için iyi olmaz. Ben 4 dönem yöneticilik yaptım Giresunspor'da. 1 dönem Sarıyer'de yöneticilik yaptım. Yani kongrelerin tarihlerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Yani yöneticilik yapan bir kişi olarak söylüyorum. Sen eğer o kongreyi 30 Haziran'da yaparsan 30 Haziran'da yaptın. bir hafta sonra derlenip toparlanacaksın. şimdi şöyle bir şey var. Yönet, Diyelim ki Metin Bey 30 Haziran'da kongre var. Abi hangi futbolcuyla anlaşabilirsin? Hangisiyle anlaşabilirsin? Adam demeyecek mi sana? Bir dakika sen bakalım başkan seçilecek misin? Yani ya aldın abi, aa, bak o kadar güzel şeyler, şeyler olsun. söylüyorsun ki şu anda mesela Metin Bey dedin hangi futbolcuyla? Bundan önceki seçimde ben Burak Elmas'la anlaşım dediler. Hakan Çalan oyla anlaşım dediler. Öbür tarafta yani ya ama ne oldu? 2000'li yıllarda oluyordu bunlar. Ya bu vaatler atılıyor artık bunlara insanlar işte, ama ne lazım? oldu işte onu söylüyorum. Bugün yani bugün rakamları geldi, ne şey geldi. Yani ya, şimdi iş, de aynı şey olur mu? Ha, bu iş işte. Şimdi onu 1 milyar, biz 1 milyara azım sen borcu sıfırlayacağız. O konu, Yine aynı vaatler yani. O konudaki kuşkularında haklısın ama ben şunu söylüyorum. 30 Nisan ben de Mayıs'ın 15 falan gibi düşünüyordum. Hatta Mayıs'ın sonu bile olabilir diye düşünüyordum ama bunun ötesi olmaz. Yani olursa ne diyorum bak hesap matematik ortada. Ağustosun ilk haftasında ligi başlatacak. Sen Haziranın 30'unda yapacaksın. 1 Temmuzda diyelim ki şeyi alacaksın. E, Mazbatanı alacaksın. Bir ay bir hafta sonra lig başlayacak. Teknik direktörün, futbolcun, gelenin, gidenin hiçbir şey. Yani bence Galatasaray için hayırlı olmaz diye düşünüyorum. söylüyorsun 26 abi? 26 Mayıs'ta olan seçim onda 26 Mayıs'ta olur. 26 Mayıs'ta 30 Haziran arasında bir şu, ay var zaten orada tatil şu, süreci var. Şunu, de burada, bak, bak bak Mayıs bak pardon. ne diyorum ben Mayıs bekliyordum aslında biraz Mayıs, e, Burak Elmas hırs yaptı yani sinir oldu olaya yani sinirlendi öfkelendi onun için 30 acılandı. Ben Mayıs'ın 15'i falan 15 20 falan biliyorum. 30 Nisan'da yaşıyorum. çok düzgün bir tarih değil 30 Nisan'da bayram öncesi insanlar burada olmuyor biliyorum, tatile gidecek biliyorum. ve Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim olsun Eşref Amamcıoğlu'nun aldığı oy kadar kontrol seçime adam gelmez ya. Doğru. Bu da iddialı yani eğer iki Bak, adalet seçime gidesin eşcavamımızın aldı o kadar Kongre adam gelmez. Galatasaray'da yönetim kurulu ya daha doğrusu şey yönet yani Galatasaray'da akil insanlar dediğim bazı kişilerle konuştum diyorlar ki yani gerçekten 30 Nisan çok yanlış bir tarih bayram öncesi millet bayrama gidecek bayramını mı ter, erteleyecek vesaire diyorlar ama bir gerçek var ben onun için 30 Nisan'ı uygun görmemiştim ben açık söyleyeyim 15 Mayıs falan gibi bir tarih bekliyordum Üç, ikincisi 23 olabilir 15 23 olabilir. Ama bu tarih, bu tarih hiç cazip bir Şimdi, tarih. E, yani 30 Haziran tarihi Galatasaray'ı çok büyük zor 30 Haziran sokayım. olmaz, 23 olur. Yani Haziran'ın en fazla 23 olur. Yani konuşulan Şu, Yani sen tabii istihbaratını söylüyorsun. Ben de olayın bu noktasının Galatasaray'ı çok zora sokacağını düşünüyorum. O zaman soruyu şöyle çevireyim. Mesela hastasın Allah korusun. Ameliyata girmen lazım abi. Yani ertelemenin hastaya ne faydası var ki? Ya da hastaneye ne faydası var? Yani, bir. iki, Eğer bir tane aday çıkarsa ve diğer Metin Bey ile Eşref Bey ayrılıp bir adayla girerse bir faydası olmuş olabilir belki o, zaman, o da görece. O zaman, o zaman şöyle ameliyata girecek doktora bağlı. Madem ki güzel yerden görün hastasını ameliyata gireceksin. Ama doktor var bir de ikinci doktor üçüncü doktor var. Yani sonuçta profesör, doçent, uzman gidiyor bu şekilde. Yani 30 Haziran'a yeniden sonuna Eşref Bey ve Metin Bey'in tekrar aynı şekilde girmeleri... Galiba giremezler uçurma götürür o zaman. diyor. Bak az önce söylediği ha. şeylerden diyorum ki o zaman o başka... bir çatı adayı çıkarsa giremezler. Onu bilmiyordum. Eşref Bey'in bugünkü listesi Şimdi Eşref Eşref Bey'in bugünkü listesi geçtiğimiz listenin çok çok altında diyorum. 1500 oy aldığı listede Cemal Özgürköy yok. Cemal Özgürköy'ün Sühel Batım yok. Ahmet Bey yok. E, var birkaç kaç aday adaysın evet. orada yazabileceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim ben e, yani çatı aday meselesinde de yani Dursun Özbek tarafından baktığımız açıdan söyleyeyim mesela. Dursun Özbek çatı aday olur mu? Nitekim böyle istihbaratlar alanlar olmuş. Belki sen de almışsındır. İşte Metin Öztürk gitmiş demiş ki başkan senin etrafında toplanalım. Eşref Hamamcıoğlu demiş ki ya ben de razı olurum. Yani sen çatı aday ol gibi. Yalanladılar onu e, galiba. E, yalanladılar da hani böyle konuşanlar oldu. Zaten kabul etmez ki. Yani düşünebiliyor musun? Yönetim kurulu oluşturacaksın. Yönetim kurulunda 3 tane Metin Öztürk'ten e, aday şey, e, yönetici, ...üç tane Teşekkür Eşref, amamcı Hamamcıoğlu'ndan. Bey pazarlığı tane... sevmez. Ya olmaz mı? Pazarlığı şey. sevmez, böyle ya. dediğin gibi böyle pazarlığı sevmez... Ya böyle bir şey olamaz. Bunu lan. yapan rahmetli Özcan Can Aydın'dı. Karşısında bir aday çıkardı. O adayı Galatasaray'ın selamet için alırdı. ...üç tane isim alırdı. Ama üç kişiden değil. Ondan sonrası o meydan derdi. Ya en ya. güçlü adayından... Belki alabilirdi. Böyle bir şey o. Ha şöyle olur. Yani mesela bir adam vardır. Bir e, ad, e, yönetici adayı vardır. Onun Cemal Özgörke'yi mesela maddi olarak da bütçe olarak da katkı sağlayacaktır uyumlu çalışa ben Aykut'la her yerde çalışırım problem değil ki yani burada çalışmam önemli değil yani uyumlu çalıştığımız için problem değil ben anlatmak istediğim yani Dursun Özbek öyle çatı aday meselesinde böyle bunları ya şimdi sen şöyle mi düşünüyorsun Metin Öztürk çekilecek Eşref Amamcıoğlu da çekilecek. Bir tane çatı aday çıkacak. O eee ada, başkan adayı olacak mı düşünüyorsun sen mesela? Öyle evet, bir şey. Eğer seçimler erte, seçim ertelenirse böyle bir şey ben bekliyorum. Ha, Bu söylediğin süreçte senin hepsi oldu. Cemal Özgürkey de görüştü. Dursun Özbek'e gidildi. Metin Öztürk Dursun Özbek'le telefonda ya da yüz yüze bilmiyorum görüşmedi. Cemiyetin önemli isimleri geldi. Başkan'a teklif, aday olması için teklifler yapıldı. Başkanın senin söylediği gibi Sayın Başkan'ın tek aday olursam denildi. Ha bunu hep iddia üzerine. Ama buradaki sıkıntı şu. Süreç çok kısaydı. Çok kısaydı. Burada toplantılar yapmak, o listeleri yapmak, borçhanesini ödeme planları bunları yapmak öyle kolay bir şey değil. Şu anda öyle bir burak elması mali genel Kurulu'dan sonra çok hızlı bir şekilde karar alması normal şartlarda şu anda daha karar aşamasında olması lazım seçim süreci için. Çünkü bir aydır süre. Hani mali kongre deyince evet, 30 gün. 30 gündür. Bu 30 günü beklemeden hemen 24 en az, saat sonra. 24 en az, saat sonra. 30 az, gün bekleyip. 30 gün diyor, evet. Yani 29 gün bekleyip 30. gün karar alabilirsin. Ama orada hemen 24 saat sonra bu kararı aldı. Alınan karar sonrası da ibra etmeyen bir kısım da bu kadar çabuk olacağını beklemiyordu. Herkes hazırlıksız yakalandı. Sayın Burak da dahil. Yani Şimdiki ben... süreçte ben e, adaylar da dahil diyorum bak. Metin Öztürk de dahil. Metin Öztürk ben işte iki senedir hazırım diyor. Yanından giden adamlar. Futbol aklımız diyor. Kim futbol aklı? Levent Nazifoğlu. Levent Nazifoğlu. Levent Nazifoğlu. Şimdiden 4-5 tane transfer lazım diyor. Galatasaray'ın bugünkü borçlarında kim var? Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Tolga Ciğerci 3 milyon euro Erta Berlin'den. Levent Nazipoğlu transferi. Can Pal hmm. Karacan hiç maç oynamadı neredeyse 50 bin euro imza parası. Eren Derdi yok 4 milyon euro. Geliyorsun Trabzonspor'un boşa çıkardığı kavanda 1.8 milyon. Diğer taraftan geliyorsun toplamda 14-15 milyon euro bunlara bonservis. servis. Ya, tabii şöyle bakmak lazım. Şimdi tabii hemen e, olumsuz konuşmak istemiyorum. Ben bu isimleri ben de biliyorum ama olumlu olarak getirdiği isimler de var 3-4 tane. Yani yöne, şeyde bu işler oluyor. Yani e, artı eksisi oluyor. Bir öyle hani bir dönem var Cenk Bey'in dönemi. 10 transfer yapıyorsun. 9 tanesi yerli yerine oturuyor. Hatta sonra onları satıyorsun, para kazanıyorsun. Dursun Özbek dönemi. Ya tamam da yani o her zaman olabilen bir durum değil. Yani o evet. kaç tane transfer yaptın ha bu kadar çıkıyor. Kendisini yaptığı transferlerde bu yani 10 tane yaparsın da bak söylüyorum Trabzonspor'un boşa çıkardığı bir oyuncuya 1 milyon 800 bin euro bonservis ücreti verdi. Kavan da boşluydu Trabzonspor kadro dışı bırakmıştı bu oyuncuyu. Evet. Can Karacam gibi şu anda futbol aklı hepsi bir tarafa. Sayın Levent Tazifoğlu'nun kongrede divan kurulu toplantısında Aynı ötümde bulunduğu Sayın Başkan'ın yaptığı hakaretlere bir gün önüne getirin. Ya ben yanlış bulundu. anlama. Ben şey yapmıyorum. Ben Levent Nazifoğlu'nu savunmuyorum ya da Metin. Ya. Ben ben şunu savunuyorum. Bak ben bütün şeyler kulüpler bizim için çok değerlidir. Yarışma sırasında ne kadar güçlü olurlarsa bu ülke futbolu açısından bir önem taşır. Özellikle de şunu söyleyeyim. Bak bu çok önemli bir konu olduğu için söylüyorum. Biz yıllarca kendi içimizde o güçsüz kalsın ben güçlü kalayım. O güçsüz kalsın ben güçlü kalayım diye mücadele ettik. Yani X, Y, Z takımları İsmin, söylemiyorum. Ismi, yok. Ne oldu biliyor musun? Güçsüz takımları yendin, 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 ezdin, geçtin. Sonra Avrupa'ya gittin, devrildin, geldin. Devrildin, geldin. Devrildin, geldin. Halbuki senin ülke futbolunun ortak paydası belli bir çizgideyse sen mücadeleyi burada yaparken de zorlanıyorsan o zaman orada daha iyi bir e, mücadele yapabilecektin. Halbuki bunu hiç önemsemedik. Dedik Aa, ki tamam aynen. rakibim güçsüz olsun, o da güçsüz olsun. Onun oyuncusunu alayım, o da güçsüz olsun. E ne oldu? Bu Herkes politika git, e, hiçbir e, yere götürmedi bizi. Ben, ben buraya niye bağladım biliyor musun? Şimdi biz burada mesela iki tane başkana diyoruz ama hani biraz önce dedi şu kadar para ödenecek, bu kadar transferler yapılacak, transfer dönemi geliyor diye. Futbol aklınız kim? Bu da çok önemli. Yani futbol aklınız baktığın zaman tartışılmaması gereken bir isim. 4 tane beş tane en az transfer lazım. Değil dört tane beş tane tabii belki daha fazla lazım. Yani o, o da öyle enteresan bir şey ki şimdi sana bir şey söyleyeceğim, hatırlatacağım. Burak Elmas çıktı dedi ki Türkiye'de futbol aklı Fatih Terim'dir. Fatih Terim'den başka Galatasaray'da futbol aklı ne vardır ne de olacaktır dedi. Fatih Terim'i gönderdi. Hadi bak <laughs> futbol aklı kimdi Metin Bey'in o dönemde? Nihat Kırmızıydı. Evet. Nihat Kırmızı'yı Burak Elmas transfer etti. Dışarıdan Atamayla yönetimi aldı. Ya dağıttınız yani. O sizin ekibinizde. Biz 2 senedir çalışıyoruz. Böyle mi çalışıyorsunuz iki senedir? 2 senedir çalışıyorsanız Levent Nazipoğlu daha önce olması lazımdı. Önceki gün gelmemesi lazım. Daldun abi. O zaman kimse kimseyi kandırmasın. İki var senedir çalışıyorsunuz. listesinde? ve açıklama Açık. yaptılar Levent Nazipoğlu. Yok yok onu duydum Yönetim da. kurulunda sportif Ayşe'de yani olacak. Var, var, sportif olduğu yani Aynı olduğu gibi. Aynı Nihat Kırmızı'nın Burak Elmas'a geldiği gibi. Böyle planlama olmaz. Böyle iki senedir çalışıyorsan. Yani beni kandıramazsınız en azından ya. İki ya senedir ben, çalışan bir insanın Levent Nazifoğlu'nu dün listesine koymaması lazım. Ben şöyle bakıyorum Savaş. E, yani benim bakış açım bu. Ben e, kulübün e, kongre tarihinin ertelenmesinin, ben öyle bakıyorum olaya, ertelenmesinin, böyle e, işte haziran sonlarına falan gitmesinin Kimseye kulüp açısından yok. hiçbir yarar sağlanamayacağını, kulübe hiçbir sayı yararı olmayacağını düşünüyorum. Ve bu benim düşüncem. Yani ben onun için söylüyorum. 30 Nisan erkendir, evet. Bayram bayrama denk düşmüştür vesaire gibi birçok sorunu vardır ama genel anlamda baktığımda yani kulübün acil çözmesi gereken sorunları varken buna uygun bir şekilde bir de şöyle bir şey var kimseye engel olamazsın Aykut yani ben genel kurulu üyesiyim ben şimdi Giresun Spor'un genel kurulu üyesiyim değil mi? her türlü kurula üye şey olabilirim, aday olabilirim. Kimse beni engelleyemez. Yani anlatmak istediğim özgür bu, irade. Ha bu insanları da engelleyemezsin. Olurlar. Ha biz yaparız diyorlar. Biz yaparız diyorlar. Yaparlar mı? Savaş'ın söylediğine göre pek o imkanları yok diyor. Ama o imkanları yoksa çok ciddi bir sıkıntıya tekrar girersin. Onun için de burada önemli nokta şu. Bence Galatasaray'ın acilen 625 milyon TL'ye ihtiyacı var ve bunun 30 ki bak 31'inde şeyi borçsuzluk kağıdı alınması lazım. Bunun derhal çözülmesi gerekiyor ve üstelik Mustafa Muhammed'i kaçırabilirsin. Elindeki bazı oyuncuları kaçırabilirsin. Borçsuzluk kağıdını yani bunu, alamazsın. Ben, bunu, ben alamazsın. bunu 30 Nisan'da o zaman ne oluyor? Gelen yönetim bunu...